Selamun aleyküm Kahramanmaraş Afşin'den Yakup Anan. Sevgilerle, selamlarla sizlere sesleniyorum. Şu anda biz üretici besici olarak geçen hafta video çekmiştim. İşte üreticilerimize destek, biz buradayız, üretiyoruz, devam ediyoruz diye sizler için. Lakin bunu çekmek zorunda kaldım yine. Sayın Tarım Bakanımız Pak Demirli'ye seslenmek istiyorum. Üreticinin yanında yine olmadı, besicinin yanında yine olmadı. Şu anda size bir şey göstermek istiyorum. Bu artık Tarım Bakanımızın silahını buldum. İşte gördüğünüz gibi TC Tarım Bakanlığı sopası Sayın Pak Demirli'nin. İşte bu sopayla bizi yine korkuttu. Besici eti yükseltirse, sütü yükseltirse dedi, kafasına vurun dedi. Kafasına vurduğumuz zaman ne olur? Bu olur. Biz hep bununla korkutuyor. İşte bizim sopamız bu. Biz her zaman bunu kafamıza yiyoruz. Her zaman dedik sopa sopa sopa. Bize yine bunu gösterdi. Yine yaptı. Bize, ancak bize gücü yetiyor. Pak Demirli size sesleniyorum. Cumhurbaşkanım size sesleniyorum. Bu sopayla bize değil. Şu anda fırsatçılık yapan sanayicilere, yemcilere, kooperatiflere yapmanızı istiyoruz. Yani biz şu anda üretim yapıyoruz. Tamam şu anda sıkıntı yok ama bir ay sonra iki ay sonra büyük bir kıtlık olabilir. Olacak da büyük ihtimal. Çünkü önümüzde koronavirüs diye bir bela var. Çok kötü bir bela. Bunu inşallah atlatırız diyoruz ama biraz zor gözüküyor. Bu üretim, üretim ya. Üretim, üretim ne demek ya? Üretim şu anda dünyanın en işten şeyi ya. Üretim olmazsa hiçbir şey olmaz. Aç kalırız, duvarları yeriz ya. Sayın Bakanım, yem gübre fiyatları felaket arttı. Gübre başı 500, ton başı 500-600 lira arttı. Fırsatçılık yapıyorlar. 15 gün önce kooperatifler yok çekiyordu. Şu anda 500 TL, 600 TL ton başı geldi. Yeme torba başı 10-15 TL'ye geldi. Biz şu anda üretim mi yapalım, bunlarla mı uğraşalım? Artık bir dur deyin, bize sahip çıkın ya. Lütfen bize sahip çıkın ya. Sayın Tarım Bakanı, o yani şimdi bakanlık koltuğunda oturuyorsunuz koskoca. Biliniz ki o koltuk bizim, üreticinin. O koltuk sizin değil. Bugün varsınız, yarın yoksunuz. Ya bir seçimde varsınız, ya iki seçimde. Üçüncü seçimden sonra isminiz değişecek, siz değişeceksiniz. Yani bunu anlayın artık. Ve bir iz bırakın ya. Ülkeniz adına bir tarımla ilgili bir iz bırakın ya. Yani fuarlarda gezmekle olmuyor bu iş. Bunu artık anlayın yani. Bak sizler bakan olarak bir bakan yetiştiremezsiniz ama biz milyonlarca üretici çocuk yetiştiriyoruz. Bizim kıymetimizi bilin. Sizden beleş para istemiyoruz. Biz sizden yani hakkımız istiyoruz. Adalet istiyoruz ya. Artık üretim çok farklı bir şey. Bunu anlamanız lazım. Şu koronavirüs nedeniyle yapmanız lazım bir şeyler yani. Açıklıyorsunuz, çıkıyorsunuz, bizi tehdit ediyorsunuz. Bunlara bir son vermeniz lazım. Ya üreticinize çıkıp da şu günde bir sahip çıktınız mı? Sayın Soylu ne dedi? Eğer dedi fırsatçılık yaparlarsa dedi fabrikalarına el koyarım dedi. Lütfen siz de bunu deyin ya. Bir varın, bir bakın. Bu gübrecilere, yani yemcilere bir de siz bunu deyin ya. Benim üreticimi sıkıştırmayın deyin ya. Üreticimi sıkıştırmayın, siz beni yapamazsınız bunu deyin ya. Kafasına vurun gerekirse ya. Hep bize mi vuracaksınız ya? Tarım kooperatifleri şu anda fahiş fiyat zam yaptılar. Tarım kredi kooperatif yaparsa özel sektör ne yapar bu üreticiye? Düşünün biz de niye biliyorsunuz bunu? Lütfen yapmayın bunu. Yapmayın lütfen. Önümüzdeki aylarda Nisan Mayıs ayında milyonlarca fide dikilecek. Domates, ne bileyim biber, hububat ekilecek, mısır ekilecek, pancar ekilecek, pirinç ekilecek. Şu anda gübrenin fiyatına 500-600 TL zam yaptı. Buna Tarım Bakanlığı seslenmiyor. Lütfen üreticinize sahip çıkın. Lütfen. Lütfen. Bunu paylaşın. Benim dediğimi kulak ardı etmeyin. Önümüzde kriz olabilir. Gıda krizi olabilir. Çünkü bize sahip çıkılmıyor. Biz her zaman diyoruz ithala karşıyız. İthal olduğu sürece bizim bu ülke gelişmez. Artık dünya üretimin, gıdanın ne demek olduğunu anladı. Lakin Sayın Pak Demirli anlamadı. Yani biz dünya lideri olacaksak, dünyada üreten ülke olacaksak, üreticiye sahip çıkacaksınız. Üreticiye sahip çıkacaksınız. Lütfen. Sayın Tarım Bakanı, 15-20 gündür böyle sağlık çalışanları güzel bir iş yapıyor. Tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz, tebrik ediyoruz. Siz üreticiniz adınıza bir teşekkür ettiniz mi? Bir alkış şey yaptınız mı? Propaganda alkışa davet ettiniz mi millete? Üreticiyi bir alkışlattınız mı? Bir alkışlayın, üreticiye bir teşekkür edin. Üretici bizim şeyimizden, geleceğimizden ya. Bunu bir anlatın, ne var?
Üretici anladı mı? Siz anlamadınız. Lütfen yapmayın bunu. Saygılar ve selamlarla. Kahramanmaraş Afşin'den Türkiye'ye selamlar olsun. Besiciler, üreticiler adına. Teşekkür ediyorum. Bu arada fiyatlar üreticide aynıdır. Hiçbir fiyatta yükselme yok. Aradaki fiyatı yükselten depocular, stokçular, aradaki tüccarlar oluyor. Devlet bunlara müdahale etsin.